Hurmatli domla, sizdan marhuma Mirza Rahim qizi Dilorom onaniga atab Xatmi Qur'on tushirilgan edi, jamoani nomidan duo olib bering debdilar. Birodarlar, mana shu ko'p shunaqa holatlar bor. Xatmi Qur'on qilib kelishadi, shuni jamoat bilan duo qilish qilib bering deb iltimos qilishadi. To'g'ri, endi bir qarasangiz, bu xatmi Qur'on katta gap. O xatmi Qur'onni oxiriga qatnashib qolsangiz ham, xulosasiga, duosiga qatnashib qolsangiz ham, o'shani savobi yetadi. Lekin birodarlar, xatmi Qur'onni bir odam qilib, uni ikkinchi bir jamoatga olib kelib, u jamoatni duo qilishi kitobda yo'q, shariatda yo'q. Biz haqlarga duo qilib qo'yamiz, lekin xatmi Qur'on qilgan odam ikkinchi bir odamga xatmi Qur'onni yo'llatmog'i uchun odobini eshiting. Masalan, men xatmi Qur'on o'qidim, uni Abdulloh degan birodarimga duo qildirmoqchiman. Masalan, bir olim, ulamo odam kelib qolsalar, shu odamga duo qildirmoqchiman. Shunda men aytar ekanmanki, Abdulloh, men o'qigan xatmi Qur'onimni sizga baxshida qildim der ekanman. Men o'qigan xatmi Qur'onimni sizga baxshida qildim der ekanman. U zot uni shu aytilgan zotlarga, o'tganlarga baxshida qildim deyishlaridan umid qilar ekanman. Shu odam endi bir ulug' odam, duosi ijobat bo'ladi degan ma'nosi bor buni. Shuning uchun bir odam xatm qiladilar-u, uni jamoatda kelib duo qildirib berishimiz, albatta u zotlarni biz duo qilamiz-u, shunaqa bir narsalar kitoblarda yo'q ekan, albatta duo qilamiz. Allohu akbarni aytishda Alloh lafzidagi a tovushini cho'zib Allohu desa, e'tibor bering. Buni otini ruschada intonatsiya deydi. Allohu akbarni asini cho'zyapti, Allohu akbar deyapti. Buni ma'nosi Alloh buyukmi degan savol bo'lib qoladi. Intonatsiya. Akalta, yeding. Akalta, yedingmi? Xuddi shuni aytadi intonatsiyada. Allohu akbar. Allohu akbar mumkin emas. Hatto ulamo buni kufr degan. Yomon gap bu. Hozir ketini eshitasiz. Yoki akbar so'zidagi a tovushini cho'zib akbar desa. Akbar desa, akbardagi a'ni cho'zib akbar desa. Yoki akbar so'zidagi ba'ni cho'zsa akbar desa. Alloh deb a'ni cho'zishi, akbardagi a'ni cho'zishi, ya'ni akbar so'zidagi barni bar deb cho'zishi. Mana shu uch holatda namoz buziladi, to'la buziladi bizni mazhabimizda. Shu uchovdan bittasini qilsa namozi buziladi. Birodarlar, buni otini takbiri tahrima deydi. Takbiri tahrima degani dunyoni ishlarini, dunyoni holatlarini hammasini o'zimga harom qildim degan. Shunday qilganda odam takbiri tahrima qiladi. Takbiri tahrimani o'zida bunaqa xatolar ketmaydi. Ayolim otamlarga ukol qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bu hamshira bo'lgandan keyin ayolingiz, akangiz ayoli yoki qo'shningiz ayoli degan gap qolmaydi. Hamshira hammaga ukol qiladi. Endi o'zingni qo'lingdan kelmagandan keyin hamshira qiladi-da, nima qiladi? Bir qiziq odamlarda bizda birodarlar, bu zarurat narsa. Bir xudodan bo'lib o'ng qo'lim sinib qoldi. Nima bo'ladi o'ng qo'l sinsa? Chap qo'lda ovqat yeydi. Bizga endi ataydan hammani oldida savol beryapti. Chap qo'lda ovqat yesa qanaqa bo'ladi? Andoman. Oyoqda yesa noqulay. Shuning uchun chap qo'lda. Mo'minlar, bu hamshira xotinim, hamshira undoq, hamshira ukol qiladi. Vassalom. Uni bo'lib, uni har xil tomonga burishni hech ham keragi yo'q. Ana to o'rinlig anaqa bo'lgan, e'tiroz bo'lgan. Erta tongda barchamizga ma'lum, mashinalar ko'paygandan Nazarbekda tirbandlik yuzaga kelmoqda. Shunda ba'zi shofyorlar qarama-qarshi yo'ldan yurib,
özleri ve başkalarının hayatını hafifke koyuyabdiler. Bunga hem bir kançalarını, bir kançası den hadımları prevesini yazgenege guvah bulduk. Sabır hakkı deyem, gepiri götüreyim deyip yazıptılar. Kinaya araylaş, açıq araylaş. Muhteremezler, mumunlu bitti, özünü sıfatı var mumun. Mumun özge yaş görgenler seni, bravo yaş görgede, öz yaman görgenler seni, bravo yaman rava görmeydi. Tertibge, intizamge kat'i raya kıladı, vassalam. O şu tertip, intizam, karama karşı yolda, Svetofordan ötüp ketiş, bu meydi, o mumunlu kemez o. O bizi yolamaz o. Bu başka din, başka adamların vakilidir. Albatta pravasını yazadı. Albatta okuyuş gerek onu. Onu soku yaptı gayini. Devlet avtomobil nazarat kadımını soku yaptı. O zihni onenge otadı. O zihni otenge uğradı o. Agar şunlar yarım saat bulmasın değil mi bu adam? Nege sokesan onu? Barcha ben taharetini barcha kaydaları bilen 10 dakikada kılaman. Bazılar yarım saatlab hammadan vaqtini o'tkazishadi va suvni isrof qilishadi, uval qilishadi deb endi ani qichitma savol deymiz uni. Birovni qichitmoq uchun beriladi bunaqa savollar. O'zi mumkin emas bu. Shunaqa bir tahoratni noto'g'ri qilib yarim soatlab, bir soatlab o'tirgan odam bo'lsa, shuni oldida ber bo'lmaydi shu savolni. Bunaqa savollar bo'lmaydi. Xo'p, javob berishding. Mana shu Polis bilen Bismillah'ını eğitip niyetini kılıp suunu başlayanızda 3 metreden yuvup yani hemen işte tertibi bilen kegenizde saat kekaren 5 dakika 10 dakika kılıyapsız mı? Allah'a şükür kılın duanı kılıp gidin. O yarım saatle 1 saatle kılıyetken adamın derdi bu seçi. Ne mi deyisiz? Ne mi gerek var onun muhakemesini? Yani taharetini muhakemesi o. Yani bu ibret bulsun için oh koyduk, özü okumasıdık. Nukul savallar geledi, bir bablen, yani içip yegen ötürüptü. Kopaytemiz birader. Bu minber, birağını çakvalış, birağını uzvalış, birağını tanqid kılış minberimiz. Bitti eğitiledi, ne halal, ne haramlıge. Bitti yetkezledi, bitti oyvalınmaydı. Ozu oyvalış musulmançılık kekirmeyi. Oyvaladigen cahide teşebbem gitmeyi. Bitta Muhammad Amin ismini Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kunyeleri emas mı degenler yok. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam el-Amin idiler. Lekin Muhammad Amin degen aynen kunyeleri kitapta yok. Demek Muhammad Amin ismi caizdir, doğrudur, ravadır. Mesela Muhammed Resulullah deyip koyuysa bu mesele. Mesela. Şunun için el-Amin bu Muhammed Amin, şimdi hem el-Amin demeydi. Muhammed Amin, caizdir. Gusuldan aldın, bavul kılıç şartı var. Damla kiyavga şartmaz dipti. Abba, yine şuna kadar. Aliyer geçiler ki hep koptu. Öz bizi hem kolumuz kışıp başladı, karay. Şimdi meyli cevabını içtin. Braderler, palancı damla bunu da dipti. Tugunchi domla bundoq debdi degan fikr bilan ostonadan kirmang mumkin emas. Bu yerda buni odamlar yo'q. Birovni muhokama qiladigan, birovga baho beradigan, birovga baho berish eng oxirgi ish hisoblanadi. Shuni bilib oling. Hamma xavfu rajoda kishi behbud emas mashvat. Kim yomonlik, yaxshiligini tongla borib Xudodan so'r. Hazrat aytadilarki, hamma xavfu rajoda. Xavf degani Allohdan qo'rquv degani. Rajo degani Allohdan umid degani. Ey birader, birerte bendesi yok ki Allah'tan korkmasa, Allah'tan ümit kımasa. Sen ötürvalı birerini yakşı yamanı çıkarmayın. Kimini yakşı yamanı ekenliğini, kıyamette Allah'tan soruysan digeni eken. Unaqa palancı damla, tükünçü damla, unaqa nerseler yok. O, hakikatte gusulden aldın, o şey muameletten kigin, gusulden aldın, bavul kılış şart. Şartligi. Aslida ki gusul kıldı. Pak boldu. Yaxşı namaz okudu. Lekin ikinci tamamı var bunu.
Yana bir pas turib peshob keldi. Peshobga chiqdi-yu peshob qildi. Peshobdan keyin haligi narsa yana paydo bo'ldi. Ana shunda yana g'usl vojib bo'ladi. Shuning uchun shart degan. Avval shu peshobni qilib bemalol qovalinsa bo'lar ekan. Shunaqa masala bor birodarlar, bu endi bu tabiiy narsa bu. Buni albatta bir savol bo'lib anaqa qilish shart emas, uni ham yana bir narsa aytib qo'yaylik. O'rni kelib qoldi. Yarim soatlab, bir soatlab hojatxonada qolib ketayotgan otaxonlarimiz, akaxonlarimiz, yor do'stlarimizning diqqatiga. Bular suvda yuyyapti. Alatlarini suvda yuyyapti. Birodarlar, mana sovuq kunda hadib yormaydi. Peshob chiqqanda balki lattami, maxsus qog'ozmi bostirsa ham bo'ladi. Faqat katta hojat kelgandagina yuvilish vojib bo'ladi. Hadib yormaydi buni. Yelkasi ham yub kelaverar ekan. Peshob qilsa ham yub kelaverar ekan. Iya, unaqa bo'lmaydi. Peshob qilsa, o'sha peshoblari yaxshilab chiqarilib, o'sha qoida qonun qoidalari bilan ana undan keyin uni shimdiriladi. Hadib yormaydi uni. Birodarlar, Robbimiz oson qilgandir, uni qiyin etmaylik. Robbimiz bizga ravo qilgan buni o'zimizdan judo qilmaylik. Osonini qil dedimi? Osonini qil, uni yoqib-yoqqa burish mumkin emas ekan, noto'g'ri ekan. Keyin yana yetdan chiqmasliklarining bitta sababi bor. Kitobda yozilgan sababi xuddi xayolotida vasvas bor endi bu kasallik. Har mo'minda ozmi, ko'pmi, kattami, kichikmi bu narsa holat bor, alhamdulillah. Lekin yana toza bo'lmadi. Qanaqadir tomib ketyapti degan xayolda endi bu odam. Shunda o'ng qo'lga suv olinar ekan, o'ng qo'lga suv olib 3 marta sep porlar ekan. Buni davosi shu ekan. Hadib tip ketayotganga o'xshayotgan bo'lsa, hadib shu 3 marta sep porlar ekan. Ne qilib? Bo'lsang bo'lib qo'ya qol, bo'ldi. Vasvas suv chiqalmaydi. O'sha hojat ichida o'rilishaveradi yarim soat 45. Bechoraning xayolotida u shayton badbaxtin niyati o'sha yerda qoldirish uni. U bechora unga anaqa kulgi mayna, yo birodar. Vasvasga teskari qilinadi. Vasvas kelyaptimi, shu teskarisi qilinadi. Mana shunaqa javob bor. Savol deydilar, assalomu alaykum. Xristian qo'shnim vafot etdi, eri musulmon. Ertalab uydan chiqsam, bel bog'lab turishdi. Salom berib o'tib ketdim. Lekin o'rtog'im Fotiha o'qib, "Xo'p, o'tdim" dedi. Shu holatga nima deysiz? Aniq bilmaganim uchun indamadim. Bilmaganlar Fotiha o'qib ketishmoqda. Ancha o'rinli savol bo'lgan. Haqiqatan Nasroniy yoki Yahudi ahli kitoblar deydi. Ahli kitoblar qo'ni qo'shnimizdan olamdan o'tsa birodarlar ta'ziya bildiriladi-yu Fotiha o'qilmaydi. Masalan falonchi deyiladi xristian yoki yahudiy qo'shniga. Falonchi o'sha o'zini tilida salom berib, mayli qaysi qanaqa salom beradi, o'zi o'zini tilida salom beradi. Salom berib turib, falonchi otangni o'tganlariga, onangni o'tganlariga biz ham qayg'uga tushdik, biz ham xafa bo'ldik. Ta'ziyamni qabul qilgin deyishlik sunnat ekan. Otangni o'tganlariga, onangni o'tganlariga biz ham xafa bo'ldik, birodar. Ta'ziyamni qabul qilgin, hamdardman. Mayli bir xizmati bo'lsa qilarmiz, bir ta'ziyaga bir oshovqati bir narsalar kerak bo'lsa berarmiz. Shunda ham savob topamiz. Illo otangni rahmat qilsin, onangni rahmat qilsin deb bo'lmas ekan, farq shetda ekan. Yoki Qur'on o'qib ularga baxshilikda qilib bo'lmas ekan, farq shetda ekan. Ulamo aytadi. Yahudiy qo'shni nasroniy qo'shniga rahm qilish, shafqat qilish Hazrati payg'ambarimizni va u zotdan avval o'tgan payg'ambarlarning barchalarining sunnati deb olgan. Boshqa din vakillariga ta'ziya bildirish
boshqa din vakillariga ham hamdard bo'lish Hazreti Rasulullah'tan ve ul zattan evvel utken peygamberlerini berçelerden adet eken, sünnet eken. Ya adam böse böldü de onge taziye bildiredi. Ama Fatiha okup bomeydi, fark şeydi. Yine vallahi alem biz savab. Men bir dostumdan bir ay gidip karz algen idim. Lekin tapı bire almadım. O beni kütedi mi, ya ki karz alıp u bu hukmdan berib yuboraymi, qarzni hukmi qanaqa debdilar. Bu bemazhablikdan ham ko'ra dolzarb mavzu bu. Xo'p. Qarz olingan-u muddati kelsa qaytarib bera olmasa, birinchi borib qaytarib bera oladigan o'sha qaytarib berish kerak bo'ladigan muddatidan ilgari borib uzr so'raydi. Masalan, ertaga 13 fevral kuni qarzimni qaytarishim kerak bo'lsa, bugun 12 fevral. 12 fevralda borib uzr so'rar ekanman. Birodar, ertaga 13 fevral edi. Qarz olganimni qaytarishim kerak edi. Shu menda bo'lmay turibdi, uzr der ekanman. Ikkinchisi. Uzrni so'ragandan keyin ikkinchisi yangi muhlatni belgilar ekan. Shunga endi bir yangi muhlat belgilab qo'yaylik. 13 fevralga deb qo'yiluvdi, yozib qo'ygan edik, u amalga oshmay qoldi. Endi shuni martgami, aprelgami bir joyga yozaylik deyiladi. Boshqa yo'li yo'q buni, boshqa hukmi yo'q buni. Ammo kitoblarda qarz olib, kim shahid bo'lib o'lsa, tirilsa, bir. Yana shahid bo'lib o'lsa, tirilsa, ikki. Ba'zi rivoyatda 3 marta aytilgan degan shu so'z. Biz ko'rgan hadisda 2 marta aytilgan. Kim shahid bo'lib o'lsa tirilsa, yana shahid bo'lib o'lsa tirilsa, birovni qarzini bermagan bo'lsa, u jannatga kirmaydi dedilar. Qolgan gapni qo'y, birodar. Qolgan gapni qo'y. Qaytarish kerak va salom. Qarz og'ir narsa. Allah necat versin birader. Hazreti sahabi radıyallahu anhu alamdan öt yaptılar o hamma narsalarını nisar kıvar geldiler. Nisar degeni cemiyetini mumun musulmanını ortasında terkat var geldiler. Onu işte bazı sahabeler. Abu hamam alisi terkat vardınız o. Sizden keyin ballarız kanak kıladı. Deseler her iki zat eytermişler radıyallahu anhu. Biraderler men payg'ambarimizdan eshitgan edim va bunga ko'ra bolalarimga Iza vaqa'atil vaqi'a surasini yodlab qo'yganman. Xotirim meni jam degan ekanlar. Men bolalarimga Iza vaqa'atil vaqi'ani yodlatib ketganman. Bolalarim muhtoj bo'lmaydi degan ekanlar. Ulamo aytadi, qarzdor bo'lsang har kuni shomdan keyin Iza vaqa'atil vaqi'ani o'qigin degan. Üzülüp getir eken, yeçilip getir eken. Allah'ım karz izge özü necat versin birader. Ayrım baleler bravını kızını kormasından durup, tuhmet bilen baktige zamın bulup keli yaptı. Şu mavzu doğrusu da azgini düşünce bir sengiz deyiptiler. Kitablarda etken ki, katta günahlar sanalgan kitablarda, meselelerde, birinci katta günahke şirk keltirilgan. Keyingisi nohaq odam o'ldirish aytilgan. Keyingisi ota-onaga oq bo'lish aytilgan va 4-chisi aytilgan. Yolg'on guvohlik berish aytilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Bir kuni janobimiz bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan g'azovatlardan biridan qaytar edik. Payg'ambarimiz bilan ikkalamiz bir xaymaga tushdik, ya'ni bitta palatkaga tushdik. Payg'ambarimizning ko'zlari uyquga ketgunicha ba'zi narsalarni bilib olay deb payg'ambarimizga savol berdim. Ya Allohning rasuli, menga shunaqa amallarni xabarini berib qo'ying. Men ulardan tiyilib yuray, toki Allohning g'azabiga qolmay, Allohning rahmatiga yetay.
cennetke kirey dediler. Hazreti Peygamberimiz sanay başladılar. Allah'ke şirk keltirişten ihtiyat bugün dediler. Yeneçi ya Resulallah. Nahak adam öldürüşten ihtiyat bugün dediler. Yeneçi ya Resulallah. Ata ananı dilini ağırıştan, ak bölüşten ihtiyat bugün dediler. Yeneçi ya Resulallah. Hazreti Peygamberimiz. Yalgan güvahlik berişten ihtiyat bugün dediler. Yalgan güvahlik berişten ihtiyat bugün. Yalgan güvahlik berişten ihtiyat bugün. Yalgan güvahlik berişten ihtiyat bugün. Dep Peygamberimiz kaytara vurdular. Kaytara vurdular. Men aytıp oylap kaldım. Endi Peygamberimiz toktasalar bolar edi. Hadiste aytgan. Sahabeler Peygamberimizi avazlarını, manalarını eşitemiz deyip keçeler bilen mescidde oturuşarak. Keçeler bilen mescidde oturuşarak. Hazreti Cenabımız çıkıp kalır mı kirler? Yine bir metri korkup kalamız mı? Yine bir ağız geplerini eşitemiz mi deyip. Şunda adamlar Peygamberimiz indi toktatsalar bolardı. Aytilmoqchi ki Brown'ın kızı, Brown'ın singlisi, Brown'ın hatını degen adam, şunaki geplerini gapirgan adam, haligi yolg'on guvohlik berishga bergan adam bilan barobar bo'lib qoladi. İkinciden, birodarlar, qozpul muhsanot degen, ayollarga tuhmat aytish ulkan gunohlarga kiradi. Aytmoqchimizki, unaqasiga ham, bunaqasiga ham birovni qiziga, birovni singlisiga, birovni unisiga unaqa narsalarni gapirib bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, birovni qizi bilan bir uchrashuvga chiqilsa, unga bir sovchilik qilinayotgan bo'lsa, u agar sizga to'g'ri kelmay qolgan bo'lsa, u yomonlanmaydi. Yomonlashdan ehtiyot bo'ling. Bunaqa yomon oqibatlari bor ekan. Bundan Alloh hammamizni saqlasin. Ayette şunaqa bir savol berilganki, qo'yni qaysi joylari harom etilgan degan shunaqa. O'sha pok etilgan, halol etilgan hayvonotning ichida ham harom qilingan joylari bor. Birinchisi qoni. Har qanday hayvonotning qoni haromdir. Ikkinchisi bezlar. Quyonchiq bezimi, boshqa bezimi, ana lampochkalar bor-ku, bu ham o'shanga kiradi. Bir ikkita lampochka xo'rlar ham bilsin bunu, bizga nuqul shuni lampochkalar gaplarni gapirma birodar. U bezga kiradi, bez harom etilgan. Uchinchisi o'tqopi. O'tqopi harom qilingan. O'tqopini nihoyatda ehtiyotlab jiddiy olish kerak bo'ladi. Demak, qoni, bezi, o'tqopi. Undan tashqari ulamo tuyoqlarini degan, tuyoqlarini o'zini degan, shoxlari degan, burundan chiqadigan narsalari, miyadan tushadigan narsalar. Shuning uchun birodarlar, halol deb sanalgan narsani ba'zi joyi yeyishga mumkin emas. Buni to'g'ri tushunasizlar, buni to'g'ri qabul qilasizlar. Bu ota-bobolarimizdan bu kelgan narsalar, bu mashhur narsalar. Bu maxfiy emas, bu oshkor narsalar. Bundan buni dillari malollanmasin. Yemagin dedimi, yemagin. U bezini harom qilgan, u ham bezga kiradi. Shuning uchun bu narsalarni baralla aytishga to'g'ri keladi. Vallohu alam bissavob. Jinsiy olatlari ham, jinsiy olatlari ham kiradi. Qo'yni, molni jinsiy olatlari ham haromga oiddir. Haromga oiddir. Jinsiy olatlari o'sha jinsiy a'zolari olib tashlanadi. Bu yerda mayli bir shunaqa bir savol bo'lganki, qordomlar shu kelganimizda ba'zi paytda yo'q bo'lasiz va hokazo deb aytganlar to'g'ri. Hakikaten endi bu ichki masalalar, birodarlar, Alloh taborak va taolo hammani salomatligini bersin. Bu salomatlikka mo'jallangan narsalar. Ko'pchilikning ichiga chiqib bir narsani aytmoq, bir narsani demoq uchun bir muayyan bir mustahkam bir holatdan bo'lish kerak. Shuning uchun gohida bo'lmay qoladi, buni to'g'ri tushunasizlar va bundan men uzr so'rayman. Inshaalloh bo'lishga harakat etamiz. Doim buni orzulaymiz. Shu mu'minga, musulmonga kelib shu Alloh taboraka va taolo bergan narsasini bir aytib qo'ysak, shu endi qiladigan ishimiz, boshqa ishimiz yo'q bizda. Mana shu ishlarda, ilmlarda aytib, tushuntirib, odamlarga yetkazib,
Allah tebarek ve teala bunda bizge kuvvet bergen. Şunu dua kutrasılar inşallah. Gıybet kılıngan insanın hakkı kendi istiğfar aytiladı deyiptiler. Gıybet kılıngan insanın hakkı istiğfar aytmayın. Şimdi o zizi hakkı istiğfar ettin. Onu günahı pakıza babıptı. O zizi babıpsız onu. Gıybet kılav mı deyiz? O zizge istiğfar aytin. Onu hemme günahını o zizge abogan adam hesablanasız. Ungemez o zizge aytin. Braderler. Gıybet şuna kadar yaman nersi iken ki o kılıngan zahatı adamını ağzıdan, etrafıdan sassı hitler kele başlar iken. Sassı hit hiç sezmegen misin? Damla kızgarlık gidedik o. O braderler. Biz şunçeler köp gıybet kıvargenmiz ki o hidler burnumuzga kira uğrup urnap kagen. Biz gıybet bilen adli gepni farkıge barmaslikke yettik. Lekin ulu zatlar, sahabiler, tabi'inler onu farkıge barıp kalışken iken bir hanedandan gıybet kılıngen bese oşa hanedandan adamını ölgen ölekse adamını hidi çıkıp yatar iken. Oşa zamanlarda. Onu paykara çeken ki ya bunlar gıybet koyup dedi. Şunun için istiğfarını özümüzge eytemiz. Allah tebarek ve teala'dan sorayımız ki bir onu gıybet kılıp koymaylık. Allah tebarek ve teala gıybetçilikten özü sahlesin. Şu hakikate koy soyup terkatçı adablardan şüntüreyim de biltimas bugün muhterem azizler. Demek imkanı var adam. Kaytadan eytemiz imkaniyeti var adam. Çünkü kadir bugün adam. Oğuldur kızdır. Eğer kız bala görse bitti koy. Oğul bala görse Allah'ımge şükür keltirip ikide koy. Eğer imkan bosa. Eğer bitti koy bosa çi. Bitti koy bosa hem akika degen ulamalar var. Demek söyleşine adabı. Kitablarda korgan meselelerimizde yettinci günü degen. 14 gün, 21 gün degen geplerini biz üçretmedik kitapta. Onge hüccet tapmadık. 7 gün degeni ge var. Hap ot gitse çi, 8. günü, 9. günü bop gitse çi, böyle uğradı. Eğer imkanı olsa 7 günde kılınsa yakşı, hap 7. günü geldi. Koyunu soyuyetken de faraz için, ilim için aytemiz. Abdullah Muhammed oğlu namıdan akikadır, Allah'ım kabul eyle. Allah'ım uşbu soyuyetken koy seni yolinde. Abdullah Muhammed oğlunun namıdan akikadır. Ya ki oşa kızını namı eytiledi. Şimdi bıçağını tartadı. Muhteremezler. Akikanı, göçtünü halen op koysayız. Mezakliyi bir senge savabı ülken böyledi. Ne? Hala dini kapkır koyaz, yiyoruz. Hiç kaynağı bir oku tarikatçı işaretemez onu. Ama tarikat sengiz, yine savab tapasız. Bu kurbanlıkını göçüge okşamaydı bu. Tarikatılışı sünnet bugün. Bu akika bu. Şimdi dasturxon yozish başka meseleler o başka mavzular. Yine vallahi alem bir savab. Singlim turmuştan ajrashi yaptı. Mahrini qaytarib beringlar deyish yaptı. Quda taraf. Nima qilaylik? Qaytaraylik. Hozir aytib o'tdik. Mahrini qaytarmaydi. O'ylab bergin mahrini. Mahrini qaytarmaydi. Mahr boshidan savdolasa ham bo'ladi mahrini. Masalan bir tushunadigan odamlar shunga aqli yetadigan shu holatni qabul qila oladigan shunaqa bir tushunchadagi odamlar ko'taring buni mahriz oz bo'lib qopti deyishga haqlari bor. Jab balandku ozgina pasaytiraylik deb kuyov tomon shunaqa narsalari ham bor. Lekin birodarlar mahrni berayotganda kuyov o'zini ixtiyori bilan xursand bo'lib obro'si, hurmati va sha'nini yuqori ekanligini ko'rsatib beradi. Obro'si, sha'ni, hurmati yuqori ekanligini ko'rsatib mahr beradi. Obro'si, sha'ni, hurmat. Shu 3 ta narsasini yuqori ekanligini ko'rsatib o'z ixtiyori bilan beradi. Endi hozir yigitlar ana ijaraga qora mashinalardan, uzun mashinalardan olib kelsam obro'li bo'laman deb o'ylayapti. Shuni birov tushuntirib qo'yish kerak. Yo'q, obro'li bo'la olmaysan. Birinchidan u birovning mashinasi. İkinciden o maşine icarede o. Seninki yemez. Bir pasdan keyin tushirib yuboradi. Üçüncüden o'zing ertasi kuni avtobusga siqilib yurasan.
To'rtinchidan birodarlar, uni olib kelganingni na o'zingga na ayolingga foydasi yo'q. O'sha uzundan uzoq haybatlik mashindan ko'ra shu bir buyumlar olib ber bechoraga. Har kuni uylanyapsanmi? Umringda bir marta uylanasan. Odamga ikki marta narsa o'qiladi, bittasi nikoh, ikkinchisi janoza o'qiladi. Boshqa narsa o'qilmaydi. Shu paytida yigit o'zini hurmatini, obro'sini, izzatini ko'rsatsa. Mahrga nima qildik? Qilding desak, qo'lida ko'rmayapti qani? Ko'zim yaxshi ko'rmagandanmi? Yoki qo'ldagi narsa juda kichkinami? Birodarlar, yigit degani hurmatini, obro'sini mahrda ko'rsatadi va uni qaytarib olmaydi. Illo xuluqdan tashqari, yuqorida aytildi xuluq. Agar mahringizni qaytarib bersam, talog'imni berasmi deb qolsa, unda mumkin. O'zi ixtiyori bilan qaytarib bersa mumkin. Qaytarib ola olmaydi mahrni. Hop, bitta yaxshi qiziqarli bir savol bo'lgan. Assalomu alaykum domla. Qilayotgan xayrli ishlaringizga Allohim barakot bersin. Domla, bir ayol qariganida farzandlariga o'lganimdan keyin dasturxon solib ihson qilinglar deb vasiyat qiladi. Boylarni chaqirib ihson qilgandan ayolga yaxshilik yetadimi? Bu kabi vasiyatlarga dinda nima deyilgan? Va amallarning qanday ayolga savobi yetkaziladi deb iltimos qilganlar va javobini e'tiqod uzda ko'rsatishingizni iltimos qilaman deganlar. Mana inshaalloh qo'yadi tasvirlarga. Birodarlar, men o'lganimdan keyin menga atab dasturxon yozib el yurtni chaqiringlar deyishi xato emasdir. Bu xato emasdir bu. Ya'ni bajarilishi lozim bo'lgan ishlardir bu, lekin bitta tomoni bor buni. Tomoni shuki, men o'lganimda odamlar kelgan odamlarning oldiga dasturxonlar yozinglar desa xato bo'lib qoladi. Ya'ni ta'ziya paytida dasturxon yozib bo'lmaydi. Ta'ziyadan keyin mayli shu onalari aytganlaricha, otalari aytganlaricha o'sha odamlarni to'plab, ularga dasturxon yozishlik to'qlarga ovqat berishga kirmaydi. U vazimadir. Masalan, aqiqa, vazima, balima. Bu narsalarda to'qlar, ochlar hammasi barobar chaqiriladi. Masalan, qo'shningiz to'q, badavlat odam. Qanaqa uni chaqirmaysiz? Chaqirish kerak uni. Chaqirmasa bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, vazima deb atalgan narsada ota uchun, ona uchun, yaqinlar uchun yoziladigan, ya'ni motam sababi bilan yozadigan dasturxon agar vasiyat bo'lib qolgan bo'lsa, shu bajariladi. Lekin shariatga teskari vasiyatlar bo'lsa bajarilmaydi. Masalan, bunisini aytish kerak edi. Hech shu savolni birov bermaydi. Bolam, men o'lsam o'zi shu mahallani odami, shu mahallani odami. Men o'lsam Chig'atoy mozoriga borib qo'yinglar, Komalon mozoriga borib qo'yinglar, Teshik qopqoyga borib qo'yinglar degan vasiyat noshar'iydir. Birodarlar, mana yerda chiroyli qabristonimiz bor. Yangi qabristonimiz. Mana Said Vaqqos ota borlar. Shuncha qabristonlardan o'tib, yozni issiq kunida, qishni sovuq kunida otamizni lo'killatib ko'tarib yuramizmi? Shu vasiyatga o'tmaydi. O'zi umuman bu vasiyatlar xato vasiyatlar hisoblanadi. Lekin bir narsani eshitib qo'ysalar foydadan xoli bo'lmas edi. Bismillahirrohmanirrohim. Innar rajula أو المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. يا جدي جابو حديث مرحمت أيت اليابت قيس إركك وأيال 60 يل طاعت قلسلرو o'lim kelgan paytida ikkovlariga yoki ikkovlardan bittalariga o'lim kelgan paytida zararlik vasiyatlarni qilib qo'ysalar ikkovlariga davzoh vojib bo'ladi degan hadislari bor. Mumkin vasiyat qilmasangiz gunohkor bo'lmaysiz. Hech narsa qilmaydi vasiyat qilmasangiz. Hech narsa bo'lmaydi. Lekin vasiyat zararlik bo'lib qolsa bu yomon ekan, jon birodarlar. Zararlik vasiyatlarni qilmaylik.
Odamlarni qiynaydigan vasiyatlarni qilmaylik. Qilingan bo'lsa bajarilmaydi. Hukm shudur. Vallohu a'lam bis-savob.